Arkadaşlar selamlar. En son PFD butonunu anlatıyorken, hatta PFD butonun içerisindeki Wind datasını, Wind butonunu anlatıyorken bırakmıştım son videoyu. Oradan devam edelim istiyorum. Zaten şu alt taraftaki butonları anlatıyorduk. Ne işe yaradıklarını anlatmaya çalışıyordum. Hızlıca bunları anlatayım. Bir videoda toparlamaya çalışayım istiyorum. Şimdi arkadaşlar Wind datasında bahsetmiştim. Bakın şurada no wind data denen şu kutucuğu anlatmıştık orada. Off dersek bu gider. İşte option 1 dersek tekrardan bu gelir. Option 1 deme nasıl gelir? Yukarıdan karşımızdan bir ok gelebilir. Arkamızdan bir ok gelebilir. Yani şurada aşağıdan yukarı doğru bir okun ucu aşağıdan yukarı olabilir. Yukarıdan aşağı olabilir. Ne demek aşağıdan yukarıysa? İşte arkandan işte 9 knotluk bir rüzgar geliyor. Yanında 9 diye yazar. 9 knotluk bir rüzgar geliyor. Yukarıdan aşağı gelirse işte atıyorum headwind olarak 9 knotluk bir rüzgarım var. Bir de sağından solundan eğer varsa crosswind'in sağından solundan da atıyorum 7 knot bir rüzgarım var diye gösterir. Ayrı ayrı yani gelen rüzgarı headwind ve crosswind olarak bileşenlerini ayırıp o şekilde gösterir. Bir diğeri bileşenlerini ayırmadan atıyorum 60 dereceden 23 knot rüzgarın var. Bunun headwind'ini crosswind'ini sen ayır diye size bırakır. Böyle görmek istiyorsan böyle işine gelir. Üçüncü opsiyonun ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama bu şekilde arkadaşlar 3 farklı şekilde gösterimi mevcut wind'in demiş idik. Off dersek de wind datasını klasik olarak kapatır diye söylemiştik. Şimdi gelelim arkadaşlar bearing'e. En önemli kısımlardan bir tanesi. Şimdi bearing ne? Bearing ne arkadaşlar? İşte bearing yani yol, ne derler? Direction gösteriyor. Şimdi diyor ki ben bearing 1'deyim. Bearing 1, bakın şurası kayboldu. Öncelikle bearing 1 var mı yok mu? Basıyorum bakın yok oldu. Bearing 1 var diyelim. Peki diyor ki ben diyor bearing 1'i diyor. Yani bearing 1 şurası oluyor aslında. Bearing 1'i diyor navigation 1 sorusunu alayım diyor. Navigation 1 ne arkadaşlar? VOR. Benim bearing 1 yani bearing 1'i okuduğum yer yani ilk bana direction veren yer bu VOR olsun. VOR olsun diyoruz. Hangi VOR? Buradaki frekansın aktif olarak set ettiğim VOR olsun diyoruz. Ya da diyor GPS olsun diyor. Bakınız şu ince mavi ok gitti. Bu ince mavi ok bakın kalktı artık şu HSI'den. Görüyor musunuz? Burada artık o yok. Diyor ki şu GPS'in gösterdiği okun buruna doğru gideyim ben diyor. Ya da onu referans alarak diyor rotama devam edeyim diyor. Burada da onun GPS'in verilerini okuyayım diyor. GPS arkadaşlar burada özel hem burada distance ve bearing bilgilerini burada da yazar bakın tepede. Bakın görüyor musunuz magenta renkli yani mor renkli. Hem bearing bilgisini hem distance bilgisini burada da yazar. Burada diyor benim referansım diyor şu HSN üzerindeki referansım diyor GPS olsun diyor. Yani şuradaki VOR olmasın diyor. Bir daha tıkladığım zaman diyor ki bakın yeniden geldi arkadaşlar şu turkuaz renkli, siyan renkli ok, ince ok. Evet diyor ince okla gösterim ama bu sefer ADF'den okusun diyor. 3 tane navigation aid sundu bize arkadaşlar. Sen diyor bearing birini diyor bir ADF mi olsun istersin? VOR mu olsun, buradaki VOR mu olsun istersin? N1'deki VOR mu olsun istersin? Yoksa şu ikisini de kaldırayım. Şuradaki GPS mi olsun istersin? Ya da bearing bir bilgisi olmasın mı istersin? Ne istersin? Bunları soruyor bize. Bu opsiyonları sunuyor. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki biraz navigation aid'lerinde ne olduğuna, bize ne sunduğuna, ne gibi farklar olduğuna dikkat etmek lazım. Şimdi öncelikle arkadaşlar mesela en eskileri, en eski navigation aid burada arkadaşlar ADF. NDB ADF'tir. Daha doğrusu NDB ADF, NDB yerdeki bize bir istasyondur. ADF de bu istasyona bize bearing sunan uçaktaki teçhizattır. Uçaktaki instrument'tır. Şimdi arkadaşlar VOR bile 1940'larda falan bulunmuş. IATA tarafından 1950-1960'larda yanlış hatırlamıyorsam standartize edilip havacılığa dahil edilmiş. Bu kullanılabilir diye standartize edilmiş bir navigation aid. VOR bile diyorum. Çünkü ADF VOR'dan da önce. Düşünün ne kadar eski. Ve ADF işte geceleyin ionosferin işte kalınlaşmasından, incelmesinden bile etkilenen, sinyallerini ground sinyal olarak bir kısmını gönderdiği için sinyallerin bir kısmı kaybolan çok eski bir navigation aid. Yani şu anda günümüzde inanın yani eğitimde bile kolay kolay kullanılmayan sadece ve sadece özellikle işte Afrika ve gelişmemiş ülkelere uçuşlarda varsa eğer öyle bir uçuş rotanız orada atıyorum VOR yok, GPS yok. Bir tek atıyorum işte bu NDB ADF var. Hani orada denk gelirseniz ancak kullanabileceğiniz bir navigation aid. O yüzden ADF'i hani pek ihtiyacınız olmaz en azından Türkiye'de ama yurt dışında dediğim gibi belki böyle gelişmemiş olan ülkelerde ihtiyacınız olabilir. Belki böyle
Hani çok ücra bir köşesine gidiyorsunuz da atıyorum Amerika'da böyle bir kontrolsüz bir hava sahasında bir tane koymuşlardı. Bir tek o vardır. Belki orada işinize yarayabilir. Şahsen ben aktif olarak hiç kullanmadım. Onun haricindeki arkadaşlar zaten yine söylediğimiz gibi bu zaten NAVBİR'i daha önce anlatmıştık. Bu direkt VOR'a göre bearing alıyor. Radyal bilgisine göre bizi yönlendiriyor. Bearing'imizi sunuyor. Diğeri ise arkadaşlar GPS. Bakınız şu GPS'in okunuşunu takip ederek onun sunduğu distance bilgisini alarak rotamıza devam ediyor olabiliriz. Şimdi bearing 2'de arkadaşlar aynı şekilde bakın şurada no GPS da no data GPS. Bu arada GPS çekmesi lazım. GPS şu anda çekmediğini farz ediyor. Haklı olarak GPS çekmezse bize de burada verebileceği herhangi bir data olmayacaktır. Veyahut da diyor ki ADF'e göre mi alayım? Ya da diyor ki hiç vermeyeyim ya da diyor tutayım diyor Navi'ye göre mi alayım? Yani şu ikincideki VOR'a göre mi alayım? Bu da ikinci VOR'a göre çalışıyor. Şimdi arkadaşlar Bearing 1 ve Bearing 2 aslında aynı. Birebir aynı. Sadece ve sadece şu HSI'daki bizim distance ve bearing kaynaklarımızın yani daha doğrusu bize bunları sunan navigation aid kaynağının ne olduğunu seçmemize yarayan arkadaşlar butonlar diyeyim. HSI format ise arkadaşlar bakın şu HSI'ye baktığınız zaman şöyle göreceksiniz. 360 derece yani şöyle 360 derece mi göstersin diyor. Arc şeklinde mi görmek istersin? Sadece gittiğin rota kısmındaki mi görmek istersin diyor. Bakın GPS en route şeklinde ayırmış. No desired track diyor şurada da. Herhangi bir desired track'imiz yok. Setlenmiş, alınmış bir bilgi yok diyor. Ben genelde 360 kullanıyorum. Çünkü şunları da görmek istiyorum. Bunun haricinde pek kullandığım olmadı. Bu da arkadaşlar bu şekilde idi. Gelelim başka nelerimiz var. Bakalım Wind'i gösterdi. DME, Bearing ve HSI formatlarını gösterdik arkadaşlar. Şu PFD'nin içerisinde. Burada şey var arkadaşlar. İşte altı metre unit ne olsun? Tıklıyorsunuz. Bakın burada diyor ki hektopascal cinsinden mi olsun? Diyor. 1013, 1013 hektopascal mesela. İnç civa şeklinden göstermesini istiyorsanız 29.92 mesela. Aynı şey. Ama mesela genelde askeri operasyonlarda inç civa şeklinde tercih ediyorlar. Biz bazen duyuyoruz. Ama biz her zaman için kendimiz sivil havacılıkta arkadaşlar hektopascal'ı kullanıyoruz. Bu tabii şurada metreye tercih edebilirsiniz. Bakın ne oldu? 6500 üzerine 1981 metre geldi. Bakın. Eğer bunu da set ederseniz arkadaşlar. Gördünüz mü? 0 metre diye buraya geliyor. 1981 metre diye buraya geliyor. Metrik sistemi de arkadaşlar bu şekilde destekliyor. En azından 182T'deki bu Garmin 1000. Devam edelim arkadaşlar. Gelelim. 6 metre unitler bu şekilde. Standart baroya bakalım. Burada ne varmış? Pardon. Hemen şöyle bir tekrardan gireyim PFD'ye. Standart barometrik olarak seçtik. Başka da şu anda burada PFD'nin içerisinde gösterebilecek pek bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar CDI biraz detaylı. O burada course deviation, course önleme gibi şeyler var. Onu o yüzden atlıyorum. Daha sonra anlatmak lazım. Gelelim. Mesela burada ne anlatayım? XPDR. XPDR arkadaşlar transponder demek bu arada. Transponder'ı bu arada anlatmış oldum. Transponder'a bastığınız anda arkadaşlar genellikle kule size bir işletiyor. Özellikle işte cross country flight yapacaksanız bir kod verir. Der ki işte senin 5, 2, 5, 2, 7, 0 senin squawk kodun der. Bakın XPDR 5, 2, 7, 0 ground. Uçak ground olduğu için burası ground oldu. Ve 5270 da arkadaşlar sizin şu anda squawk kodunuz oldu. Squawk kodu böyle giriyoruz arkadaşlar. Transponder kod diyoruz ve giriyoruz. Peki başka ne var? Şu var. Mesela VFR. VFR arkadaşlar ne? 1200 olması lazım. Nerede? Hop. Bastığımız zaman VFR uçacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir kontrolsüz uçacaksanız yani herhangi bir şekilde bir kuleden size bir squawk kodu atanmadıysa ben VFR uçuyorum. Genel havacılık uçuyorum. Arkadaş diyorsanız 1200'ü setler gidersiniz. Bunun için de bir kısa yol yapmışlar. Demiş ki işte ground. Şey pardon VFR. İşte ground denmesinin nedeni arkadaşlar. Şurada alt ya da ground seçebiliyorsunuz. Bakın bunu. Bunlar arasında bir fark vardı. Hatırlıyorum. Yerdeyken bunun ground olması lazım. Havadayken alta dönmesi lazım. Malumunuz transponder bir secondary surveillance radar olduğu için bunun ifade ettiği bir şey vardı ama şu an onu hatırlayamadım. Ama bunun özellikle yerde ground olması, havada alt olması istenir arkadaşlar. Bizim kullanabileceğimiz ident arkadaşlar. Mesela bu da nedir? Sizin kontrollü bir hava sahasında bu squawk kodunuzla beraber kulenin ekranlarında böyle yanıp sönen bir imleç şeklinde görünmenizi isterse kule der ki ident'e bas der. Seni göremiyorum trafiklerin arasında sen hangisisin dediği zaman ident'e bastığınız anda arkadaşlar bakın ident şurada geldi gördünüz mü? Bir daha tıklayalım. Heh, bakın bir daha tıklıyorum. Şurada bakın ident geldi. O ident orada durduğu müddetçe o ekranda yanıp sönersiniz ve kule sizin
lokasyonunuzu, işte kuleye göre nerede olduğunuzu net olarak görmesini sağlar. Sonuçta dediğim gibi bu bir radar. Bu şekilde sizi görerek de size yeni talimatını verir. Yani nerede olduğunuzu görecek, sizi görecek ki, istediğiniz şeyi bilecek ki, ona göre sizi yönlendirecek arkadaşlar. Yani transponder'ı arkadaşlar kaba taslak bu şekilde, işte on demiş, alt demiş, ground demiş. Bunlar arkadaşlar seçenek. Bu seçenekler arasındaki farkı çok detaylı bilmiyorum açıkçası ama bildiğim kadarını söyledim arkadaşlar. Transponder'ımız da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda da arkadaşlar kalan birkaç özelliği de feature'da anlatıp Garmin'i bitiriyor oluruz. İzleyen arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum.